İçişleri Bakanlığı'ndan bir haber geldi. Göçmen, sığınmacı ya da kaçak nasıl tarif ederseniz onlarla ilgili bir karar var. 2 Eylül'den itibaren Ankara geçici koruma kaydına kapatılmıştır deniliyor. Bağlantıya ihtiyacımız var. Özge Çalışkan karşımızda. Ne anlama geliyor bu? Evet, bir son dakika kararı ne anlama geliyor? Ankara'daki göçmenler kayıtlı oldukları illere iletilecekler, götürülecekler anlamına geliyor. Tabii bir toplantı yapıldı, bir değerlendirme toplantısı ve bu toplantıdan çıktı bu karar. Toplantıda kimler vardı? İçişleri Bakanlığı koordine etti toplantıyı. Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimleri bu toplantıda yer aldı. Toplantının hemen sonrasında 5 maddelik bir karar yayımlandı. İlk maddede 2 Eylül itibariyle Ankara ili mülki sınırlarındaki sınırlarının koruma kaydına kapatıldığı yazıldı. Yani bu detayla birlikte Ankara'da fiilen ikamet eden geçici koruma statüsü sahibi Suriyeliler tespit edilecek, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecekler ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü yerine getirilerek takip edilecekler. Bu takipte önemli bir karar diyebiliriz. Tabii Ankara ilindeki göç, uyuşturucu, asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar da tespit edilecek ve yıkım işlemlerinde başlatılacağı yazıldı. Herhangi bir koruma statüsü veya ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla da geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecek. Aslında bu süren bir uygulamaydı. Bu uygulamanın süreceği de hatırlatılmış oldu. Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleriyle ilgili olarak da gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır dendi. Ankara'da bulunan göçmenlerin Ankara ili mülki sınırları içerisindeki geçici koruma kaydının kapatıldığını söyleyebiliriz aslında genel olarak bu kararla birlikte. Yani Ankara'da bulunan göçmenler kayıtlı oldukları illere gönderilecekler. Tek tek göçmenlerle ilgili alınan bir karar, ancak bu kararda dikkat çeken bir detay da var. Geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleri. Sosyal medyada tepki çekmişti, hatırlanacaktır. Bu anlamda da bir düzenleme yapılması gerektiği kararı alındı bu toplantıda. Ve 5. maddede bunun düzenlendiğini hatırlatalım. Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleriyle ilgili gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacak. Yani ekipler sahada olacaklar ve özellikle vergi levhası olmayan ve yabancıların işlettiği tespit edilen iş yerlerini denetleyecekler ve yaptırımların da ivedilikle süreceğini söyleyebiliriz. 2 Eylül tarihi itibariyle yapılacağını söyleyelim. Yarın itibariyle uygulamaya konulacak. Bu toplantıda bu kararlar alındı. 5 maddeyi de kararlar alındığını söyleyebiliriz. Yeniden hatırlatalım. Özellikle şu maddenin de önemli olduğunu söyleyelim. Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilecek. Öncelikli olarak bir tespit çalışmasında yapılacağını söyleyebiliriz ve illere geri gönderilecek. Tabii kayıtlı oldukları illerdeki ikamet süreçleri de yine bildirim yükümlülüğü yerine getirilerek takipte olunacak. Yani ilerleyen süreçlerde de illerde olup olmadıkları, Ankara'ya dönüp dönmedikleri de yine kontrol altında tutulacak ve sistemden de yine takip edilecek. Bu da oldukça önemli. Metruk binalar vardı bilindiği gibi. Bu metruk binalarda yaşayan mültecilerin olduğu biliniyordu. Özellikle bu binaların da takipte olması önemli. Takip edilecek, denetlenecek, yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak. Söz konusu yabancılar da yine bu bölgelerde yaşadığı tespit edilen yabancılar da kayıtlı oldukları illere gönderilecekler. Tabii koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenler de var. Aslında bu kararda onlar için de bir detay, bir başlık olduğunu hatırlatalım. Bu göçmenler kolluk birimlerince yakalanacaklar ve geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla geri gönderme merkezlerinde İdari gözetim altında alınacaklar. Bu uygulamaların kararlılıkla süreceği ifade edildi. Toparlayacak olursak 2 Eylül itibariyle Ankara'da bulunan düzensiz göçmenler kayıtlı oldukları illere gönderilecekler.